Arkadaşlar Chelsea bölümü yaptım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Hazır yufkayla yaptım arkadaşlar. Elinizde de açmak istiyorsanız bir bardak süt koyuyorsunuz su bardağıyla. Yarım bardak yağ koyuyorsunuz. Alabildiği kadar un. Bir bardak kadar da su koyuyorsunuz arkadaşlar. Kaç pasta açacağınıza göre onunuza göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bir tepsi için onu yapıyorsunuz. Onun ölçüsünü de öbür videomda vermiştim zaten. Elde açmanın bu şekilde oldu arkadaşlar. Güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Cevizi böreğimi pişirdim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel. Arkadaşlar Emine'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber cevizli börek yapacağım arkadaşlar. Hazır yufkayla. Cevizimiz ayıklıyoruz. Ceviz güzel ayıkladınız arkadaşlar. Burası bu şekilde iri iri biraz iri olması gerekiyor. Dövüyorsunuz arkadaşlar. Malzememi hazırlıyorum arkadaşlar. Bir bardak zeytinyağı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben sıvı yağ koyuyorum. Üstüne zeytinyağı da koyabilir. Bir bardak yağımızı koyduk. Bir bardak su bardağına aynı ölçüde döküldü arkadaşlar. Bir miktar da tuz koyuyorsunuz arkadaşlar. Beş tane yufkam var burada. Sosum var arkadaşlar. Yağ, tuz, süt var arkadaşlar sosun içinde. Yumurta falan koymanıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde kaşıkla döküyorsunuz üzerine. Sosunuzu yufkanın üzerine döküyoruz arkadaşlar. Çok yağlı da olmayacak. Bu şekilde ıslatıyoruz arkadaşlar yufkayı. Fırça yardımıyla her tarafını böyle sürün arkadaşlar. Kuru yeri kalmasın. Bakın arkadaşlar bu şekilde yine tekrar koyuyorum. Bol cevizli oldu arkadaşlar. Bunu bu şekilde her sıkıştırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar yufkan büyük oldu çünkü güzel. Hem de taze. Bakın arkadaşlar sosun içine bir tane yumurta kırıyorum. Kalan sosumun içine. İyice karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu sosu iyice böyle yediriyoruz. Bunun üstüne isterseniz susam dökün arkadaşlar. İsterseniz dökmeyin. İster ne istiyorsanız dökebilirsiniz. Çekirdek de dökebilirsiniz. Ayıtlanmış çekirdek. Ama gerek yok. Böyle de yiyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Misafir geldiği zaman yani pratik 2 dakikalık bir işiniz oluyor yani. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Artık fırçayla yedireceğim arkadaşlar. Böyle döküyoruz. Çok soslu olursa arkadaşlar yumuşak olur. Bir türlü olmaz. Evet arkadaşlar bölüm bu şekilde oldu. Fırına vereceğim.
Yağlı kağıt kullanmayacağım arkadaşlar. Bakın biz lüzer şeklinde, kul şeklinde bu şekilde yapıyoruz. Masa küçük arkadaşlar, o yüzden dar olduğu için. Bu şekilde arkadaşlar, kaşıkla sosunuzu dökün, fırçayla her tarafına yedirin arkadaşlar. Sossuz bir yeri kalmaması lazım yufkanızın. Bol cevizi döküyorum tekrar. Bu şekilde arkadaşlar, bakın arkadaşlar, şöyle atıyorsunuz ucunu. Yağlı kağıt kullanmayacağım arkadaşlar. Bakın biz lüzer şeklinde, kul şeklinde bu şekilde yapıyoruz. Masa küçük arkadaşlar, o yüzden dar olduğu için. Bu şekilde arkadaşlar, kaşıkla sosunuzu dökün, fırçayla her tarafına yedirin arkadaşlar. Sossuz bir yeri kalmaması lazım yufkanızın. Bol cevizi döküyorum tekrar. Bu şekilde arkadaşlar, bakın arkadaşlar, şöyle atıyorsunuz ucunu. Böyle kıvırıyoruz arkadaşlar. Böreğimi attım. Dakikası 45 dakikaya ayarladım arkadaşlar. Size hazır yufkadan börek yaptım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar eğer sağ çıtır olmasını istiyorsanız sütünü az koyun arkadaşlar. Benim bunda birazcık, o kadar çıtır değildi. Yani hafif çıtır vardı. Siz biraz daha çıtır olmasını istiyorsanız yarım bardak süt yeterli oluyor.